Ama bir genelde yurt dışı menşeli futbolcular daha fazla. Şimdi, ama şöyle, eskiden ya Fenerbahçe'den alırlardı, ya Galatasaray'dan ya da Beşiktaş'tan alırlardı. Anadolu takımlarından pek fazla almazlardı. Ya Fenerbahçe oraya transfer olacak, ondan sonra milli takıma gidecek. Eskiden öyleydi yani. Çok ya eskiden kardeşim, öyle. Kardeşim yani bugün eşit şartlarda bakın. Üç büyük kulüplere verilen imkanlar Anadolu kulüplerine de verilmiş olsan, vallahi kusura bakmasınlar, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta her sene şampiyonluk bekleyemezler. Sivas'ta şampiyon olur, Kayseri'de şampiyon olur, Antalya'da olur, Konya'da olur, Adana'da, Spor'da olur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Üç büyük kulübün, dört büyük kulübün daha doğrusu para borçlarını yapılandırıyorsun, iki yıl ödemesiz bilmem kaç yıl. E peki diğer Anadolu kulübüne kredi vermiyorlar ya. Bugün bir iki tane başkan ifade etti. Bankalar kredi vermiyor. Bakın kredi vermiyor. Şey de çok. Ama dört büyük kulübün, şimdi yanlış anlamasınlar taraftarlar yine, dört büyük kulüp taraftarı. Bu hayatın gerçeği bu. Bunları tespit edip konuşmamız lazım bunları. Çünkü Murat onlara abi, bu imkanı sunuyorsan, bari Anadolu kulüplerine de bu imkanı sun. Ziraat Bankası veriyorsa Ziraat Bankası üzerinden. Onları da yapılandır. İhtiyaçları varsa ver, onları da yapılandır. Ve pandemi de mahvetti Murat abi. Ya şimdi pandemi de bakın, değil tek mi? Yardım almayan sektör. Futbol. Bakın futbol. Amatör kulüpler bakın. Yani bugün onu söyledim. Yani amatör kulüpler de çok sıkıntı yaşıyorlar. Öyle öyle. Yani ikinci ligde, üçüncü ligde 100 bin liraya ihtiyacı olan kulüpler var. Doğru. Doğru. Yani birçok kulübe, yani bunu ifade etmek istemem ama birçok kulübe malzeme gönderiyorum. Bazılarına para göndermek zorunda kalıyorsun. Görüyorsun çünkü durumlarını. Evet. Şimdi onunla kulağımıza geliyor. Bırakın testleri yani futbolcular. Şimdi evlerinde mahsur kalan PCR'lı bütün insanların tek eğlencesi spordu. Ya. Eğlendiren, en azından motive eden. Değil mi? Doğru. Ya ama testlerimizi bile biz paramızla yaptık ya. Sağlık Bakanlığı'na para ödedik orada ya. Her ay 250 bin lira para ödedik ya. Ya kulüpler çok mu para kazanıyor? Tabii işte uçak masrafı var, oteli var, seyahat var. Yani acayip çok, kalemler çok var. Şey, çok şey Halbin var. Abi. Şimdi mesela başka... Türk Ayolları'na buradan şey sesini olsun, mesajım olsun. Gidiyorsun Barcelona'ya sponsor oluyorsun. Manchester United'e sponsor oluyorsun. Yok Avrupa Ligi'ne sponsor oluyorsun. Ya en azından Süper Lig kulüplerine sponsor ol ya. Sponsor ol. Biz de yazalım Türk Ayolları. E bugün Sivas Avrupa'ya gidecek. Fenerbahçe Avrupa'ya gidecek. Konya'ya gidecek. E Balotelli Adana Demirspor'da oynuyor. O da bir reklam. Bravo. Aslında devletin tanıtım ajansından bize para vermeleri lazım buradan yani. Ülke tanıtımına da katkı sağlıyoruz yani. Bu da bir fikirdir. Yani. Evet. Tanıtım olarak. Olması lazım. Tanıtım olarak sağlıyorsunuz. Yani ama emin olun bakın kulüpler çok zor durumda. Hakikaten zor durumda. Ve maalesef bunlar iyi anlatılmıyor. Şimdi 8-3 yaptın yabancı sayısını. Ya 20 kulüp ya. Hepimiz altına imza attık 20 kulüp. Gönderdik federasyona. Siz 8 artı 3 kalsın. Olmasın dedik. O şeye karışma. Hiç yani ya, sınırsız olsun. Sınırsız. Ben ya o görüşteyim ama. Kale almadılar. Bakın yani. Zaten problem şu. Federasyon kulüpleri kale almıyor. Şimdi kulüplerin para ihtiyacı var. Federasyondan 3 milyon 5 milyon gelirse öpüp başıma koyacağım diye sesini çıkartmayan başkanlarımız var. Ya da altyapı desteği verilecek 4-5 milyon 6 milyona sesini çıkartmayacak başkanlar. Şu anda içeride paranız var mı başkan? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Muhasebe biliyorum. Takip edemiyorum yani. Biliyorsanız diye sorayım. Çünkü nelerin kesildiğini bakın. Lisans parası ödüyoruz. Futbolcu derneğine para ödüyoruz. Para kesiliyor bizden yani. E şimdi... Cezalar var abi. Tabii cezalar. Dünya kadar şimdi... Cezalar var. Pasolik orayını çıkardılar. Kamera sistemleri koydular. Bir oyuncu bir şey attıysa onu tespit edecekler. Ona ceza verecekler. Ama genel... Ama o bloğa komple ceza veriyorlar. Tribünü kapatıyorlar. Şimdi orada çocuğuyla beraber gelmiş maç seyreden kişinin günahı ne? Doğru. Doğru. O bir kameralar şey yetersizse kardeşim 3-5 tane daha kamera koy. Kamera koy. Yani kulüpler sanki çok para kazanıyor. Her yerden kesintiler var. Her yerden.
Doğru doğru. Başkan bir de şeyi soralım. Jesus konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yani Jesus gibi bir teknik adamın getirilmesi ligde farklı bir atmosfer bir fark oluşturur olur mu? Yani ya, kariyerli bir hoca. Hı-hı. Bilinen bir hoca. İnşallah başarılı olur. Şimdi İsmail Kartal 14 maç mı? 15 maç mı? 14 galiba. 14 maçtır kaybetmeden gitti. 14 maç yenilmeyen bir hocanın arkasından bunu getiriyorsun. Şimdi Allah Ali Koç'a sabır versin. Allah yardımcısı olsun. Siz olsaydınız ne yapardınız başkan? Ben çünkü çok zor bir karar çünkü. Şimdi ben onu söylemeyeyim. Şimdi Ali Başkan'ıma saygısızlık olmasın. Hayır yani çünkü ben Ali Başkan'ımı severim. O da çok zor karar verdi zaten. Zor bir karar. Yani çünkü zor büyük ümitlerle geldi. 3 yıldır işte değişik nedenlerden dolayı olamadı. Bu sene başarılı olmak istiyor. O da haklı olarak Enkareli hocayı getirdi. Belki ben de getirirdim bilmiyorum ama. Montella da fena. Hayır yani Fenerbahçe. Yok, yani Fenerbahçe açısından yani konuşuyoruz. Şimdi cedvali ciddi bir rakamlar yani. 3 milyon euro da olsa ciddi bir rakam yani. Doğru. Primleri vardır, şampiyonluk tabii, primi tabii. vardır, bilmem neyi vardır. Bonusları muhtemelen. Allah yardımcılar olsun öyle diyeyim yani. Fatih Terim'le çalışır mıydınız? Ben onların hadsizlik yapmayayım yani. Hı? Başkanım Fatih Terim'le çalışır mıydınız? Fatih Terim benim abimdir, severim. Ama çalışır mıydım, çalışamazdık. O da benimle çalışmazdı, ben de onunla çalışmazdım. Çünkü zor karakteriz yani. Zor karakteriz yani. Kutup. Değil mi? Apayrı yani. Net bir cevap verdi yani. Tabii net. Tek. Yalan söyleyecek halimiz yok yani. Net bir cevap verdi. Şunu sorayım, bir Adanalı olarak hani onunla... Yani ben Adana değilim bu arada. Sizi biliyorum, o şeyi söylüyorum. Fatih Terim Adanalı olduğu için. Görüşüyor musunuz böyle hani arada bir fikir alışveriş falan olduğunuz yani sizi arıyor ya da Yunus siz onu arıyorsunuz. Yunus Akgün zamanı zamandır görüşmüyoruz ama yani arada bir görüşüyoruz. Yunus Akgün yani. Transferinde görüştünüz ama değil mi? Yunus Akgün transferinde görüştünüz. Görüştük, o dönemde görüştük. İşte babasının hastalığı döneminde bir aramıştık, görüşmüştük o dönemde. Ama orada öyle bir araya gelip görüşmedik yani. Anladım. Benim iş yorumumdan, sürekli seyahatlerde olumdan dolayı da pek fazla bir araya gelmedik. Yok Salim sizin mesajı... Adanalı olmadığınızı biliyor musun başkanım? Başkanım Salim mesaj yazdı, elinizi öpüyormuş. Balotelli işi ne olacak diye soruyor. Ben de onu öpüyorum. Balotelli şu anda benim malım yani. Bir yere gitmiyor yani. Ama şunu söylüyorum. Taraftarlarıma da mesaj olsun. Gitmek isteyeni zaten ben tutmam. Bakın. En değerli futbolcu da gitmek isterse ben tutmam. Peki zaten bir futbolcu gitmek istiyorsa tutmamak lazım. Evet. Artık bitmiştir zaten orada. Mental ama değerini bulmadan da hayatta göndermem. Altyapıya gönderirim, orada oynatırım, yine orada oynatmam yani. Selam söyle, elinizden öpüyor. Kim? Salim yazmış. Salim. Balotelli'yi nasıl tuttunuz Adana'da? Nasıl tuttunuz Balotelli'yi? Yani sonuçta Adana bir de kebap biliyorsunuz, her gün kebap yiyorum. Kendi elimle kebap ya, kendi elimle yedirdim. Böbrek yedirdim, dalak yedirdim. Neler yedirmedim yani. Bir de şey de yedirdim yani. Yani güzel bir şeyimiz var. Güzel bir ortamımız var orada. Yani hakikaten güzel bir aile ortamımız var orada. Yani gittiğimden yani şimdi ben kebabı alıp futbolcularıma ikram ettiğim zaman ben bundan kocunmam ki. Hakikaten kocunmam. Ben bir belgeselde söylemiştim. Adana'da Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir eve gidip orada yer sofrasında bağdaş kurup oradaki aileyle yemek yemek, İstanbul Peppermint'da zengin arkadaşlarımla yemek yemekten daha fazla mutlu oluyorum orada dedim. Evet. Bu kadar net yani, bunda bir şey yok. Onun için yani futbolcuyla arkadaş da oluyorum, valla baba da oluyorum. Şey, Kore bir adam değilim ben. Bazen diyorsunuz. Tabii Kore bir adam değilim, zor bir adamım yani. Şimdi yaratmaya çalıştığımız güzel bir maçlar seyredelim. Yani Adana Demirspor taraftarları sağ olsun. Yani ben ilk geldiğim günden onlar beri... Onlar da hiç yalnız bırakmadı. İlk geldiğim günden beri Allah var. Yani verdiğim bütün mesajlara %99'u uyuyor yani. Hakikaten uyuyor yani. Sizi de çok şimdi, seviyorlar. Şimdi gelen rakiple kavga etmenin bir alemi yok. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Beraberlik de var, yenilgi de var, yenmek de var. Hatta ben arzu ederim ki bir takım gelip Adana'da benden çok daha iyi oynadığı zaman, benim takımımı yendiği zaman ben kalkayım ayağa, alkışlayayım o takımı ya. Ne kaybederiz yani? Evet. Ama aynı şekilde ben başka deplasmanda da kazandığım zaman beni de alkışlasınlar. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Mesela ilk devrenin sonunda Göztepe ile maçımız vardı ilk devrenin sonunda. Orada iki tane gol atıldı. Bir bitti maç ama iki golü de biz attık. Bir sıfır öndeyken Resul geri pas verirken gol oldu. Şimdi maç 0-0'ken bakın maç 0-0'ken Göztepe taraftarı kendi futbolcusunu yolluyordu. Ben maçtan sonra kendi maçımla ilgili, kendi takımla ilgili demeç vermedim. Orada Göztepe taraftarlarına söyledim. Futbolcunuza sahip çıkın dedim. Çünkü Göztepe büyük bir camia. Süper Lig'de olmayı hak eden bir camia. Sahip çıkın. Sahip çıkılmadı, ne oldu?
Sıkıntı yaşadı. Birinci lige gitti. Yani neyse, dönem dönem ya bakın. Yani şimdi 38 maçın 38'ini hiçbir takım aramaz. Bunda mağlup olmak da var. Doğru. Galip gelmek de var. Onun için bazı şeyleri hazmedebilmemiz lazım. Güzel maçları seyrettirmek önemli. Mesela ben de kural koymuşum futbolcularıma. Yerde yatamazsınız kardeşim demişim futbolcularıma. Dakika 90 olsa bile 1-0 öndeyken bile rakip iyi atak yapıyorsa bile yerde yatamazsın. Vakit geçiyor. Çünkü çirkinleştiriyoruz. Çirkinleştiriyoruz. Kayseri maçında hiç unutmam. Yani 1-0 iken 87. dakikada koru yedik. 1-1 bitti maç. Belki bizim futbolcular yerde yatmış olsaydı maçı belki öyle bitirecektik. Hayır. Evet belki o maçta berabere kaldık ama yatamazsın kardeşim. Çık adam gibi oyna ya. Çünkü seyirci geliyor. Güzel futbol seyretmek istiyor. Oyun seyretmek istiyor. O insanları da ondan mahrum etmemek lazım.